Kanalın en çok sevilen serisinin yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Bu videoda yine Car Parking ile alakalı bilinmeyen birkaç şeyi derledim ve size sunacağım. Belki bu bölüm biraz az olmuş olabilir ama idare edin, yeni güncelleme gelmediği için bunlara bulabildiğim. Her yeni güncelleme geldiği yeni şeyler çıkmaya devam ediyor biliyorsunuz ki. Vallahi gelmedi. Geldiği zaman da bayağı bir şey çıkacak gibi duruyor. Her neyse, şimdi bunları boş verelim ve arkanıza yaslanın, başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak Car Parking'in eski güncellemesinde şöyle bir şey gelmiş. Eskiden miydi, yeni miydi bilmiyorum ama şöyle bir göstermem gerekiyor. Önce şunu bir çıkar. Şimdi bu saçı taktık, tamam mı? Geliyoruz kıyafetler kısmından. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada bir... Lan şu saçı tak da. Bu kıyafeti seçtiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Ve ben de dahil demiştim ki acaba bunu niye getirmişler? Nelerin, hangi mesleğin kıyafeti? Fakat hiçbir mesleğin kıyafeti değilmiş. Yine bir diziye gönderme... Aa, bu ne lan? Oğlum kolyeli falan çok güzelmiş ha. Neyse, yine saç gitti Allah'ım. Bu kıyafet saçı bu. Ne diye sorarsanız bu yine bir filme gönderme yapmışlar. Bir anime dizisinde olan bir karakter. Adını unuttum şu anda. Ama ekranda görüyorsunuz, buna uyarlamaya çalışmışlar. Saçı çok benzemese de tam olarak şu şekilde gördüğünüz gibi kıyafeti bayağı bir benzetmişler. Ben bunu bir meslek olarak düşünmüştüm. Bir mesleğin kıyafeti diye düşünmüştüm. Ama aslında öyle değilmiş. Bu bir anime dizisine göndermeymiş. Yani bunlara gönderme yapacağına Car Parking adam akıllı şeyler getir. Bu ne oğlum? Ve burada da bir şey daha fark etmişsinizdir. Şöyle bir bakın, yakından baktığınız zaman bir çocuk resmi görüyorsunuz. Oğlum bunlar ne lan? Ben bunları ilk defa görüyorum bu arada. Çocuk resmi olmasına rağmen kıyafeti değiştirmişler. Böyle bir şey yapmışlar. Muhtemelen yine bu da bir yere göndermedir. Sonradan telif yemesine değişmişler. Oğlum ben bunları ilk defa görüyorum ha. Yemin ediyorum bak. Her neyse, bu da böyle bir şeydi. Ya ulan anime dizisine de gönderme yapmazsın ya. Anime izleyenler var mı bu arada aranızda? Şimdi... Car Parking burada bir üçkağıtçılık yapmış kanka. Car Parking bir ayrımcılık yapmış. Hemen gösteriyorum. Hemen oyuna bir girmem gerekiyor öncelikle. Oyuna bir gireyim. Göstereceğim size. Şimdi selamun aleyküm. Oyundayız gördüğünüz gibi. Şimdi bir güncellemde Car Parking bu binayı baştan aşağı yeniledi biliyorsunuz ki. Bayağı her şeysini komple değiştirdi ve daha detaylı yaptı. Şimdi bu Car Parking'e diyoruz işte araba logolarını eklemiyor. Teliften dolayı kaldırıldı bazı arabalar, işte telif yemesin diye logoyu eklemiyor vesaire dedi ya. Heh, bak şimdi şu tarafa geliyorsunuz. Şöyle kaldırdığı zaman bakın burada bir, dur şöyle biraz daha geçersem, ha bak burada bir yazı var. Şampiyon yazıyor, tamam mı? Aslında bir marka, bir markanın reklamını yapmış burada. Bir markanın logosunu şak diye karşımıza koymuş ve bundan telif yemeyen Ozas. Bak Ozas, sen bundan telif yemiyorsan ve bu marka Avrupa'da bayağı bilindik bir markaymış. Büyük bir yer yani. Küçük bir yer olsa hani neyse, görmezlerin de büyük bir şirket burası. Bayağı büyük bir ayakkabı mağazası. Ayakkabı da değil aslında. Bayağı büyük bir mağaza burası. Hani buradaki LCY, işte De Facto falan neyse, Avrupa'da da bu varmış. Bundan telif yemeyen Ozas. Madem bundan telif yemiyorsun. Ulan eklesene birkaç tane arabanın logosunu. Adına Tofaş'ınkisini ekle lan. Tofaş'ı yemin ediyorum, Tofaş artık kimseye telif bile atmıyor lan. Tofaş'ın logosunu ekle. İşte ne bileyim, Fiat'ın logosunu ekle. Bunlar artık yap bunlar yani. Bu renk ayırt etmeden, hani bazı logolarda biliyorsunuz bana ters yaparlar değişler ama bunda yok. Bunda direkt şak diye logoyu, bak şuradaki renkler bile aynı. Fotoğrafını görüyorsunuz. Aynısını eklemiş buraya. Buradan telif yememiş. Gitti Lamborghini'nin markasını koymadığı halde gitti Lamborghini'den telif yedi. Lamborghini'yi kaldırdı. Ulan Tofaş'ı koysana şuraya. Demem o ki Car Parking arabalardan telif yer ama diğer markalardan telif yemez. Bu da böyle bir şirket. Al Jeep'e gitmiş şöyle saçma sapan logolar koymuş. Böyle yani kısaca. Evet, Supra'cılar hazır olsun. Şimdi Supra'cıların çok seveceği bir şey yapacağım. Bunu editlerde de kullanabilirsiniz. Supra'nın farını nasıl sökebilirsiniz? Tek bir farını nasıl sökebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Ama önce buradan bir Supra almam gerekiyor. Ah, Supra'yı aldık. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi geliyorsunuz. Tamam mı? Tamirhaneye geliyorsunuz. Buradan tampon olarak şu taktığım tamponu seçmeniz yeterli. Tamam mı? Gerisi önemli değil. Gerisini seçmeseniz olur ama bu tamponu takın. Bu tamponda şöyle bir şey var. Tampon hiçbir şekilde hasar almıyor. Hani bazı arabalarda oluyor ya hasar alır falan. Bu tamponda hasar almıyor. Ve çarptığınız zaman sadece farınız kırılıyor. Yani far içe göçüyor. Bu şekilde de farı sökebiliyorsunuz. Şimdi göreceğiz. Şimdi bak buraya geldim, tamam mı? Buraya geldim. Şöyle bir dön. Şöyle bir çarptım buraya. Geri geliyorum. Bak farı gördün mü? Bak arabada sıfır hasar var. Sadece far gidiyor. Şöyle çarptım. Aynen. Bak ikisi de, aa ikisi de gidiyor. Siz tek tarafını çarparsanız tek tarafı gider. Ben unutmuşum orayı. Böyle çarptım. Yine bayağı bir sağlam çarptım. Bak arabada hiç hasar yok. Gördün mü? Sadece farları gidiyor. Şöyle biraz daha çarptım. Ne kadar çok çarparsanız o kadar geriye gidiyor. Şimdi diyeceksin abi, yeşil halkalar kaldı. Onda nasıl olacak? Onda siyaha boya kanka. Siyaha boya gözükmez yani. Bu kadar basit. Tek tarafını vursanız tek tarafının gider. Benimki gibi dümdüz giderseniz iki farda gider. Bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi şöyle bir baktığınız zaman, şöyle yaptığınız zaman
gördüğün gibi gözükmüyor. Fotoğrafta falan kullanabilirsiniz ve dediğim gibi ne kadar çok vurursanız far o kadar yediye gider, o kadar yok etme şansınız olur. Şimdi bir tane sağlam bir yere vurayım. Şuraya vurdum, şöyle vurdum. Oğlum çok iyi lan, araba hiçbir şekilde hasar almıyor ha. Bak vurdukça gitti, gördün mü? Bak vurdukça, bak şu anda kayboldu. Şu far şöyle kayboldu gördüğünüz gibi. O halkalarda siyaha boyadığınız zaman farınız tamamen sökülmüş olacak. Bu şekilde gördüğünüz gibi aracınızın farını sökebilirsiniz. Artık editlerde turbo supra olur ya, artık onları yapabilirsiniz. Son bir kez daha şöyle vuruyorum, bakıyorum. Evet, farlar tamamen gitmiş. Bir daha anlama niye çıkmak istemedim. Size başka bir şey daha göstereceğim. Hemen geliyorsunuz buraya, tamam mı? Tam buraya geliyorsunuz. Drone'u açın bu şekilde arkadaşlar. Yukarı doğru çıkın. Şöyle oyunun altına girmeye çalışacağız. Şimdi şu deniz var ya, denize doğru gelin. Şöyle aşağı doğru inin. Oyunun altına gireceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi buralarda yok. Neden yok diye sorarsanız, ben çünkü eski sürümde car parking'in o para kutuları vardı ya, para kutularının hepsini topladığım için bende yok. Ama normal bir sıfırdan hesapta girerseniz ve bu kısımda yerin altına girerseniz arkadaşlar, buralarda bir yerde bir para kutusu göreceksiniz. Para kutusu oyunun altına geçmiş ve almanız ne yazık ki mümkün değil. Ama görmeniz için videoyu koyuyorum ekrana. Bu videodan buraya gördüğünüz gibi tam bu kısımda bir para kutusu göreceksiniz. Ayrıca para kutusunda bulmakta zorlanıyorsanız bu şekilde şehrin altına girebilirsiniz. Para kutusu nerede var? Böyle daha kolay olur sizin açınızdan. Oğlum oyun altı ne kadar değişikmiş lan. Şöyle bir bakıyorum da, buralar ne acaba? Bayağı çok şey var. Oy. Aha. Bu ne lan? Bak gördün mü? Oyunun arka planı bu şekilde. Vay be. Bu da böyle bir şeydi arkadaşlar. Vallahi kanka bu kadar bulabildim. Yani başka da hepsini gösterdim zaten. Bayağı bir 20 bölümü falan geçmişizdir bunu yapa yapa. En fazla bu kadar olabilir artık, kusura bakmayın. Bu kadar bulabildim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 100.000'e doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Yardım ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.